Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım orijinal Kayseri yağlama tarifi ile geldim. Kayseri yağlama tarifini çok sevdiğim bir arkadaşımdan aldım. Gerçekten çok güzel yapar. Ben de ondan öğrendiğim kadarıyla yaptığım zaman herkes çok beğenir. Mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabına bir tatlı kaşığı tuz, 2,5 bardak ılık su ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İlk başta spatula yardımıyla karıştırıyorum. Yoğunlaştıktan sonra elimdeki spatulayı çıkartacağım daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Toplamda 6 bardak un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Hamur işi tariflerine başlarken hamurunuzu güzel yoğurmakla başlayın. E, yaptığınız hamur işi tariflerinden memnun kalırsınız. Hemen hamurumu güzelce yoğurduktan sonra yoğurma kabına alacağım. Yarım saat dinlendirdikten sonra hemen Lavaşlarımızı hazırlamaya başlayacağız. Hemen yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru tezgahıma aldım. Üzerine çok az un serpiyorum. Bezelerimi hazırlamaya başlayacağım. Bezeleri hazırlamadan önce isterseniz hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile bölerek de bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben hemen göz kararı bezelerimi hazırlamaya başlayacağım. Birkaç tane büyük hazırlayacağım. Bu şekilde lavaş yapacağım. Normalde biraz daha küçük yapıyorum Kayseri yağlama için. Normalde dürüm yaptığım zaman da biraz daha büyük yapıyorum. Birkaç tanesini büyük yapacağım. Diğer kalan 10 tanesini Kayseri yağlama için normal ebatlarda hazırlayacağım. Zaten ilerleyen dakikalarda sizlere her iki lavaşımı da göstereceğim. Ayrıca lavaş tarifini ayrıntılı olarak kanalımdan da ulaşabilirsiniz. Ben bezelerimi hazırlamaya devam ederken sizler de videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırlarken bu şekilde göz kararı alıyorum. Daha sonra avucumda toparladıktan sonra videoda görüldüğü gibi Sıkıyorum. Daha sonra fazla kalan kısım elimde kalıyor ve bu şekilde bezelerin hepsi eşit oluyor. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra üzerine bir mutfak beziyle örttüm. Bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açmaya başlıyorum. Hamuru tavamın büyüklüğüne göre açacağım. Normalde dürüm lavaşını ben biraz daha ince yapıyorum. Kayseri yağlamasını bir tık daha kalın yapıyorum. Zaten ilerleyen dakikalarda bunu sizlere yakından göstermeye çalışacağım hemen lavaşları bu şekilde açabilirsiniz İsterseniz merdane yardımı ile de açabilirsiniz videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz malzemelerinizi kontrol edebilirsiniz hemen ikinci bezemi açmaya devam ediyorum bezeleri açarken dilediğiniz kadar un kullanabilirsiniz fakat bezeleri açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi çırpmanızı tavsiye ederim bu şekilde tavanızın altında un yanmamış olacak hemen bu şekilde güzelce çırpıyorum daha sonra kenara alıyorum 7-8 tane hazırladıktan sonra sırasıyla pişireceğim. Çok çabuk piştiği için hani bir tane yaparken bir tane pişireyim olmuyor. Gerçekten çok çabuk pişiyor büyük gözde. Orta ateşten biraz daha düşük olacak şekilde o ısıda pişiriyorum. Hemen altını çok az yağladım gördüğünüz gibi. Sadece fırçanın ucuyla sürdüm. Bu da tavaya çok fazla zarar vermemesi için dilerseniz hiç yağ sürmeden de lavaşlarınızı hazırlayabilirsiniz hemen ilk olarak dürüm yapmakta kullanacağım lavaşımı serdim. Gördüğünüz gibi lavaşım oldukça büyük hem de ince açılmış. Hemen bunları pişiriyorum. İki tane pişireceğim. Daha sonra Kayseri yağlama için yaptığım lavaşları da gösterdikten sonra sırasıyla tarifimizi yapmaya devam edeceğiz. Üzerini çok az yağlıyorum. Hemen piştikten sonra çevireceğim. Kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edin çok fazla pişirmenize gerek yok biraz videoda görüldüğü gibi çok az kızarması yeterli oluyor gördüğünüz gibi mayasız olmasına rağmen göz göz kabarıyor bu şekilde olduğu zaman hamuru güzel yoğurmuşsunuz demek ki o yüzden hamur mayasız olmasına rağmen göz göz kabarıyor hemen bu şekilde kabardıktan sonra altını da kontrol ettikten sonra lavaşımızı alacağız. Daha sonra ikinci lavaşımızı pişireceğiz. Lavaşı hazırlarken hemen altına yine çok az yağ sürdüm. Yağ sürdükten sonra lavaşımı koyuyorum. Daha sonra lavaşımı pişirmeye başlıyorum. Bu Kayseri yağlama lavaşı biraz daha küçük. Bu şekilde hazırlıyorum. Bu videoda hem lavaş tarifi hem de Kayseri yağlama tarifi ikisi bir arada oldu. Gerçekten güvenle tariflerimi deneyebilirsiniz. Tariflerimi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hemen hamurum gördüğünüz gibi göz göz kabarmaya başladı. Hemen bu şekilde kabardıktan sonra zaten pişmiş oluyor. Hemen bu şekilde çevireceğim. Çevirdikten sonra diğer tarafında pişirdikten sonra lavaşlarımın hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Lavaşların hepsini hazırladıktan sonra kaç seri yağlamasının diğer iç malzemesini hazırlayacağız. İç malzemesi derken sadece üzerine süreceğiz ama iç malzemesi olarak söyledim. Bir yarım bardak kadar sıvı yağını ekledim. 2 adet soğanı videoda görüldüğü gibi yemeklik olarak minik minik doğradım. Üzerine biraz tuz ekledim. Göz kararı bir tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bu aşamada tuz eklemeyip en son tuz ekleyip tadına bakarak da ayarlayabilirsiniz. Ben bu tarz tarifleri çok yaptığım için öz kararı biraz ekliyorum. Daha sonra en sonda tuzunu kontrol ettikten sonra zaten ocağın altını kapatıyorum. Soğanınızın yumuşamış olması yeterli olacaktır. Çok fazla yakıp kavurmanıza gerek yok. Hemen üzerine 400-500 gram kadar kıymamı ekledim. Daha sonra kıymanın üzerine de hem lezzetlenmesi açısından hem de kıymanın daha güzel kavrulması açısından bu tarz tariflerde kıymayı kavurmadan önce kıymanın üzerine tuz eklemenizi tavsiye ederim. Kıymamı bir 5-6 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. Çok fazla da kurutmuyoruz kıymamızı. Hemen kıymamızı kavurduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı da biber salçası kullanacağım sizler dilerseniz sadece domates veya sadece biber salçası da kullanabilirsiniz ben daha önce Kayseri yağlama tarifini kanalımda paylaşmıştım İlk yaptığım zamanlarda videoyu biraz yanlış çekmiştim hem de müzik eklemiştim gerçekten o zamanlar altına fon müzik ekleyerek seslendirme yapıyordum. O da bir yerden sonra çok kötü olduğunu düşündüm. O yüzden artık seslendirmelerimin altına müzik eklemiyorum. Videom gerçekten deneyenler tarafından çok beğenildi. Hiç kimseden olumsuz eleştiri almadım bu konuda. Deneyenlerden olsun hem de izleyenlerden olsun. Fakat sadece videoyu yan çekim yaptığım için küçük bir şekilde görülüyordu. O yüzden yeniden kayseri yağlama tarifini çekmek istedim sizler için. Hemen salçamı kavurmaya devam ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Salçamızı da kavurduktan sonra 2 adet domatesi rendeledim. Daha sonra kıymamın üzerine ekliyorum. Dilerseniz konserve domatesiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu zamanlar zaten tam zamanı bence taze taze kullanın. Hemen domatesimi de ekliyorum. 2-3 dakika kadar bu şekilde güzelce pişirdikten sonra baharatlarını ekleyeceğim. Baharatlarını e, dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. E, ben sadece bu tarifte 3 baharat kullanacağım. Pul biber, e, karabiber ve toz kırmızı biber kullanacağım. E, dediğim gibi sizler dilediğiniz e, baharatları kullanabilirsiniz. Hemen bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Ben acı kullandım biberlerimi. Sizler dilerseniz tatlıda kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra karıştırdıktan sonra 1-2 dakika kadar bu şekilde kaynatıyorum. Daha sonra üzerine 1,5 bardak kaynar su ekleyeceğim. 2 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Size ilerleyen dakikalarda olması gereken kıvamını da göstereceğim. Hemen suyumu da ekliyorum. Suyumu ekledikten sonra 2 dakika kadar kaynattıktan sonra tuzunu kontrol ettikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Önceki paylaşmış olduğum tariflerde yorumlarda hep sıcak mı yapacağız? İşte sıcak sıcak dökersek hamur olur mu? gerçekten hamur falan olmuyor arkadaşlar hemen onu da belirteyim aklınızda soru işareti kalmasın sıcak sıcak hazırlamanız gerekiyor çünkü bir yerden sonra içerisinde çok kıyma olduğu için kıymanın yağı donma yapabiliyor hemen hazırladıktan sonra dilimleyip servis etmeniz gerekiyor hemen bunu da belirtiyorum kıvamı bu şekilde oluyor hafif sulu oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla da sulu değil hemen kaşıkla bastırıyorum bu şekilde bu kadar sulu olması yeterli oluyor. Hemen masama lavaşımı ve hazırlamış olduğum kıymalı harcımı aldım geldim. İlk lavaşımı direkt tabağımın üzerine serdim. Daha sonra sıcak sıcak üzerine kıymalı harçtan döküyorum. Daha sonra diğer lavaşların ucunu yağ batıracağım. Hemen zaten göreceksiniz videoda görüldüğü gibi katladım. Bu şekilde ucunu yağladım. Daha sonra iç harcından yeteri kadar koyuyorum dilediğiniz kadar kat çıkabilirsiniz isterseniz daha da az kat çıkabilirsiniz ben 10 kat çıktım bir önceki tarifimde de 12 kat çıkmıştım o zaman daha kalabalıktık bu şekilde hazırladığınız zaman 4'e veya 6'ya bölerek 6 kişilik olarak rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz yanına içecek ve salata yeterli oluyor ya da soğuk bir ayran bile yeterli oluyor Kayseri yağlamamızı hazırlamaya devam ediyorum. Hemen lavaşımı katladım. Daha sonra uç kısmına yağ batırdıktan sonra videoda görüldüğü gibi düzelttim. 1,5-2 kaşık kadar yeterli oluyor. Bu şekilde güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Çok fazla aman aman iç harcı koymanıza gerek yok. Üst üste bindiği zaman zaten oldukça ağır ve doyurucu oluyor. En üst katına biraz daha bol harçtan döküyorum bu şekilde sunumda daha güzel oluyor Dilerseniz yoğurt ile servis edebilirsiniz Normalde yoğurt ile servis ediyorlar ya da sadece üzerine yoğurdu süz amaçlı olarak kullanıyorlar Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz Ben yanına bol köpüklü bir ayran ve salata yapıyorum bu şekilde masama koyuyorum Sizler Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz Hemen son başımı da yağ batırdım. Daha sonra kalan bütün harcı son katına döküyorum. Kalan harcı döktükten sonra güzelce düzeltiyorum. Daha sonra yanlara dökülen minik minik kıymalar var. Onları bir peçete yardımı ile temizliyorum daha sonra Kayseri yağlamayı Ben dörde böleceğim dediğim gibi Sizler Dilerseniz 6'ya da bölebilirsiniz katları biraz daha çıkarsanız 8'e bile bölebilirsiniz gerçekten çok doyurucu ve lezzetli bir yemek oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim Sizler Kayseri yağlamanın güzelliğini izlerken Bu arada ben de sizlere veda edeyim bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.